Merhaba, ben Göksu Gül. 1984, Ankara doğumluyum. Ressamım, aynı zamanda heykel de yapıyorum. 2002 yılında güzel sanatlar okumak için İstanbul'a geldim. O tarihten beri İstanbul'dayım ama çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Okuldan mezun olduğum zaman resim yapmıyordum çünkü okula böyle karşı olarak mezun oldum. Fakat tabii ki o sırada yani gözüm yakalamış, kulağım yakalamış. Mezun olduktan sonra resim yapmaya, hani de daha profesyonel bir şekilde bu konuyla mezun olduktan sonra başladım. Yani yıllar sonra. Çocukluğumda ressam olmayı düşündüm ama araya başka şeyler girdi. Benim için önemli olan insanların fikirleri devreye girdi ve tabii ki paralize etti beni bunlar. Ve sanki resim yapmak, doktor olmaktan daha az önemli bir şey zannettim. O yüzden mutsuz bir şekilde mezun oldum liseden. Çıktığımda ben okumayacağım artık, benim için okul bitmiştir dedim. Kendi becerilerime sahip çıktığım ilk an o an. Benim resim yapmamı en çok destekleyen kişi annem diyebilirim. Bir yaşındayım ya da değilim. Banyoda bir kırk ayak görmüştüm. Onun ne olduğunu, ismini bilmiyordum. Ve ondan bir tane çizdim. Böyle bir çubuk ve bir sürü çubuk daha etrafında. Sonra annem anlamadı ve ben tekrar çizdim. En sonunda anladı, aa kırk ayak görmüşsün dedi ve ben öyle öğrendim. Bir süre sonra annemle iletişim böyle bir şekil aldı. Merak ettiğim şeyleri ona çizip isminin ne olduğunu öyle soruyordum. Ve annem bunun bir meslek olduğunu bana daha 2 yaşımda söyledi. Örnek aldığım sanatçı Hüsamettin Koçan galiba. Çünkü ben onun atölyesinde çalışmıştım bir süre. Ve hani okulda bize böyle bir senede anlatılan şeyi ben bir saniyede onun atölyesinde gördüm. Ve bir ressamın yanında pratik yapmak, asistanlığını yapmak bence bizim meslekte çok önemli. Çünkü biraz usta-çırak ilişkisi bir iş bu. Önüme çıkan her malzemeyi kullanıyorum diyebilirim. Çünkü şöyle, hani ikinci bir meslek yapsam nalburluk yapabilirim. Yani o kadar hakimim meseleye. Kendi işimde de malzemeler var ve bunlar bana nasıl sonuç verir diye malzeme üzerinden gidiyorum. Aslında malzeme bana ne yapacağımı anlatıyor gibi bir durum var. Sanatın bendeki tanımı ve bunu üç kelimeyle anlatırsam, birincisi kesinlikle oyun olurdu. Çünkü benim için yaptığım şeyler aslında oyuncak, yani benim kendimi eğlendirme halim. İkincisi neşe olur. Üçüncüsü de bu dünyada olma ve yaşama arzusu. Okuldan mezun olduğumda şöyle bir algıyla çıkmıştım. Sanatçının bir derdi olması lazım. Ya neden? Ya ben derdimi evde çözsem de, sanat yaparken de eğlensem olmaz mı diye sordum kendime. Ve o yoldan devam ettim. Sanatımın bir dur noktası yok. Çünkü ben yaşamaya devam ettiğim sürece bu devam edecek. Çünkü yaşam devam ediyor. Benim gözüm ister istemez bunu alıyor ve bir cevap vermek istiyor. Bu yüzden devam ediyor.